genel izleyici için uygundur. Tele1 ekranlarından herkese merhaba. Sanatın iyileştirici gücünden yola çıkarak siz değerli izleyicilerimize kültür ve sanata dair dopdolu bir içerik hazırladık. Bakalım bu hafta programımızda neler var? Kültür ve sanatın adresi Sanat Hayattır da bu hafta. Yazar Nermin Bezmen ile çok özel sohbet. Fareler ve İnsanlar Oyunu. İş Bankası Yaşasın Cumhuriyet Sergisi. Haftanın film önerileri Sanat Hayattır başlıyor. Türkiye'nin en önemli kadın yazarlarından bir tanesi olan Nermin Bezmen'le evinde yaptığımız çok özel sohbet şimdi sizlerle. Sevgili Tele1 izleyicileri, bugün Nermin Bezmen'in evindeyiz. Bugün çok özel bir konu için Nermin Bezmen'in evindeyiz. Yeni kitabı. Ama yeni kitabınızdan önce ilk önce sizi geçmiş yıllara götürmek istiyoruz. Nasıl bir çocukluk dönemi geçirdiniz Nermin Hanım? Çocukluk dönemi hep çok mutlu hatırlarım. Aslında hiç şımartılmadım. Son derece disiplinli büyütüldüm. Fakat hep de istenerek dünyaya getirildiğime ve sevildiğime inanarak ve öyle olduğunu bilerek büyüdüm. Fikirlerim her zaman önemsendi. Dinlendim. Düşüncelerim, hayallerim hep soruldu. Annecimden ve babacımdan ayrı çocuk olarak tek başıma da ayrı bir saatte yemek yediğimi hiç hatırlamıyorum. Çok özel durumlar dışında. Hep masada bir yetişkin gibi yerim oldu. Hep sohbetlerine katıldım. Hep benim hayatım ve ideallerim merak edildi çok küçücük yaştan itibaren. Okuma alışkanlığını yine onlardan öğrendim. Günde 3 defa adeta yemek öğünü gibi benim okuma öğünüm vardı. Annem ne yapar ne eder sabah, öğlen ve akşam uykuya gitmeden önce bana o okuma saatlerini ayırırdı. Yani bilinçli bir ailede büyüdünüz. Çok bilinçli ve kendileri de okumayı seven ailelerdi. Yani benim mesela halam da kitap okurdu, anneannem de kitap okurdu. Bir nesil evvelinin de ben evlerinde hep kitaplar ve okuma merakı görerek büyüdüm. Hatta ben okumaya başladıktan sonra da benim de yaş dereceme göre kitaplar seçerek haftada bir akşam ailece okuma akşamlarımız vardı bizim. Mesela 9 yaşındaydım. Aziz Nesin'in Zübünü, Vala Nurettin'in Bu Dünyadan Bir Nazım Geçti kitaplarını. Ben o aile okuma akşamlarında kendime düşen sayfaları da okuya okuya öğrenmiş oldum. Tabii o merak zaten çocukluğumdan bende olan hayal gücümü daha da geliştirdi. O dünyalarda kaybolmak, geri döndüğümde oradan hayatıma esintiler getirmek beraberinde ve kitapların içindeki düş dünyasında seyahat etmek beni çok küçük yaştan itibaren kitapların okurluğu dışında ayrıca kendi dünyamı, kendi yazım dünyamı yaratmama itti. Peki genç kızlık döneminizde anne ve babanızla olan ilişkileriniz nasıldı? Şimdi bizde disipline orta planda gözüken anneciğimdi benim. Babam hiç sesinin yükseldiği, azar derecesinde dahi bir ifade kullandığı olmamıştır ölümüne kadar. Ama şunu da çok iyi bilirdim ki kapılar kapanıp onlar kendi bölümlerine çekildikleri zaman muhakkak aralarında benim ve daha sonra kardeşimin de disipliniyle ilgili, okul hayatımızla ilgili, alınacak izinler, verilmeyecek izinler hakkında aralarında bir fikir alışverişinde bulunduklarını, orada hemfikir olduktan sonra annemin o disiplinin sözcüsü olduğunu çok iyi bilirdim. Fakat bu böyle yani bağırarak çağırarak da kurulan bir disiplin de değildi açıkçası. Yalnız öyle bir duygu verilmişti ki mesela annem bir şey söylediği zaman ben gönlüme yatmasa dahi bazı isteklerime aykırı düşse dahi annemin benim için en iyisini düşündüğünden çok emin onu hiç sorgusuz sualsiz uygulardım ve çok emindim
annemin benim için verdiği her kararın benim için gerçekten en tamam olduğunu. Çünkü çok sağlam ayakları üstünde, kendine çok sahip bir kadın bir kere. Onun kadın tiplemesinin benim gözümde yarattığı o sağlam kadın karakteri bana büyük güven veriyordu. Yani beni de böyle yetiştirmek istiyor düşüncesine çok küçük yaştan vakıftım. Dolayısıyla o disiplinli zaman dilimi de benim için öyle bir sıkıntılı olmadı. Ben çok şeyi yaşıtlarımdan çok sene sonra ancak izinlerini alabildim. Fakat o meyanda esas zaten bana aşılamak istedikleri şey ileriye dönük ne yapacağıma dair saatli kararlar vermek ve bu kararların hayal olmaktan çıkıp gerçekleşmesi için de kendime ayıracağım çalışma sürecinde, sabır göstereceğim süreçte olur olmaz şeylerin beni o hayalden uzaklaştırmasına izin vermemem üzereydi. Dolayısıyla o disiplinler hayatı aslında biraz ben kendi kendime de bir otosansürle uyarladım uzun seneler. Çok da faydasını gördüm. Hiç yani geriye dönüp biraz daha erken yaşamaya başlasaydım şunu dediğim hiçbir şey olmadı hayatımda. Peki babayla olan ilişkiler nasıldı o dönem? Hep çok iyiydi. Hep çok iyiydi. Yani babacığım benim hoşuna gitmeyen bir şey yaptığım takdirde ki bu yani öyle çok da basit şeyler olurdu bunlar. Çünkü isyankar bir çocuk değildim. Son derece saygılıydım, terbiyeliydim, anlayışlıydım. Sakin ve olgun bir çocuktum. Genç kızlığım da öyle geçti. Başarılı bir talebeydim. Fakat böyle bir iki defa haz etmediği bir şey olduğu zaman da sadece gözlerini benden kaçırırdı baba. Hiç sesini çıkarmazdı. O bana o kadar büyük bir cezaydı ki. Yani keşke bağırsa derdim. Hani bağırsa da en azından babam sinirli bir adam diyebilsem. O kadar kırgın ve üzgün bakardı ki o bana en büyük ceza olurdu. Yani gözleriyle ne anlatmak istediğini... Sessizliğiyle cezasını verirdi. Çok kısa sürerdi gerçi. Çünkü dediğim gibi büyük problemler olmazdı. Ama o bana annemin daha yüksek sesle ve sert söylediği bir tavırdan daha ağır gelirdi. Aynı zamanda sizin kitaplarınızı okuyan bir okuyucu olarak da kitaplarınızı daha doğrusu okurken içine giriyorsunuz ve orada kendinizi de o kitabın içerisindeki bir kahraman gibi hissediyorsunuz. Bu size nasıl duygular uyandırıyor? Bir okuyucuların kendini içinde hissetmesi. Çok çok mutlu ediyor. Siz gelmeden biraz evvel bir gece yolculuğunu henüz okumuş olan birkaç okurumdan arka arkaya gelen yorumlara baktım. O kadar mutlu oldum ki benim orada zihnimin kanatlarına takılıp çıktığım yolculuğa gerçekten hepsinde aynı ifade var. Benim de kanatlarım oldu. Ben de kanatlandım ve bu yolculuğu uçarak yaptım. Benim de oturup bir zihnimi dinlemem lazım. Benim de bu yolculuklara çıkabilmem lazım diye apayrı görüş açıları açılmış insanların zihninde ve çok mutlu okumuşlar. İşte tabii bu gerçekten beni kanatlandıran bir şey. Kendi yazarken o kadar içinde oluyorum ki, o kadar yaşayarak yazıyorum ki, okurumun da o yaşamın içine girmesi ve sahiplenmesi çok özel bir yere getiriyor verdiğim emeği. Ondan da çok mutlu oluyorum. Şimdi bir de kitaplarınızda yani Nermin Bezmen kitaplarındaki önemli özelliklerden bir tanesi de kitaplarınızın lisede ve üniversitelerde müfredata girmiş olması. Evet, evet. Bu size ne hissettiriyor? O da çok güzel bir şey çünkü genç neslin okurum olması ileriye dönük onların orta yaşında ömrümü vefa ederse daha yaşlı devirlerinde hala okurlarım olabileceğini gösteren bir kaynak ölçü benim için. Çok mutlu ediyor beni. İlk ve ortaokullarda buna dahil. Çünkü bir de 8-12 yaş grubu için yazdığım bir çocuk romanım vardır. İnşallah onun da seri halinde devamı gelecek. 8-9 farklı isimdeki okulda da onlar da çocukların okuma programı içerisinde. Tabii
Bir okul eğitimi içerisinde seçiliyor olması bir kitabın ayrıca benim araştırmacı ruhumun emeklerinin verdiği bilgiler açısından da eğitimce denetlenmiş ve oradan geçerli not almış olduğunu gösteriyor ki bu da ayrı bir keyif. Ona da çok mutluyum. Peki kitaplarınızı yazarken karakterlerinizi nasıl oluşturuyorsunuz? Şimdi zaten gerçek öyküden yola çıktıysam, gerçek bir yaşanmışlık hikayesinden karakterlerim oradadır ama kafi gelmez yazarken. Muhakkak onların yanlarına figüranlar, kurgu kahramanlar, karakterler eklemek gerekir. Onlar için de işte senelerdir bu izlemciliğin getirdiği, aldığım notlardan, psikolojiye merakımdan incelediğim karakter yapıları hep kendine bir niş bulur, oturur ve orada o karakter canlanmaya başlar. Kurgu ise zaten ya bir olay beni cezbetmiştir, ya bir obje, onun etrafında ya bir mekan, onun etrafında bir hikaye kurgularım. O zaman da tamamen yine o hikayemi en iyi anlatabileceğim ve olayın konusunu en güzel ifade edebilecek kahraman tiplemesi, psikolojisi ne olmalı? Onu seçip iyice çalıştıktan sonra o psikolojik olguyu adeta bir elbise giydirir gibi giydiriyorum kahramanlarıma. Sonra o kahramanlarımın yaşamalarını istediğim hikayeler etrafından romanımın bir renk yelpazesini çıkarıyorum. Her duyguya bir renk veririm. Bu hüzünden sevdaya, işte heyecandan kedere kadar farklı renklerdir. O renklerin de uyum içerisinde belli bir tempoda okuru yormadan ya da yenilenme ve yineleme ihtiyacını gidererek yazılmasına çok özen gösteririm. Ve zaten bir iki bölümden sonra kahramanlar biraz artık kendileri konuşmaya başlarlar, ihtiyaçlarını belirlerler. Sanki onlar kulağıma fısıldıyor gibi yazmaya devam ederim. Ve son kitabınız Bir Gece Yolculuğu. Edebiyatın önemli kalemlerinden bir ismi olan Nazlı Eray'ın ön sözüyle başlıyor kitap. Evet. Bir Gece Yolculuğu kitabınızın başlama serüveninden bugüne kadar olan serüveni alabilir miyiz? Nazlı Eray'ın bu kitaptaki önemi nedir? Bir Gece Yolculuğu aslında 24 sene evvel ilk defa rahmetli ilk eşimin benim kitaplarımı daha başta kimse sahiplenmediği için kurmuş olduğu PMR yayınlarından çıkmıştı. Sonra oğlum da uzun seneler emek verdi o yayın şirketine. Fakat maalesef şanssız bir dönemdi. Çünkü eşimin bir hastalık geçirdiği dönemdi. Zor bir zamandı. Benim de yazarı olarak çok fazla ilgilenebildiğim bir dönem olmadı. Fazla kimseye ulaşamadan da unutuldu, gitti gibi oldu kitap. Ve şu an gerçekten sıfırdan basılmış duygusunu hissediyorum. Çünkü 24 sene geçmiş aradan. Ve Nazlı Eray'ın Bursa Kitap Fuarı'nda yan yana beraber imza verdiğimiz bir sırada birbirimize hediye ettiğimiz kitaplar içinden ikisiydi benim yola çıkış hikayem. Biri Orfe, biri de Bir Aşık Papağan Barı isimli iki kitabını Nazlı'cığım bana armağan etmişti. Onları dönüş yolunda başladım ve o gece sabaha karşı bitirdim. O kadar keyiflendim ki, çünkü Nazlı'nın ben o fantastik romancılığında aslında eğlenceli ve masal gibi anlattığı şeylerin ardında hep kendi hayatından izler bulmaya çalışarak okurum. Ve aynen satranç oynar gibi okudum o kitabı. Bir sonraki sayfayı çevirmeden şimdi ben olsam kahramanıma, ki orada Melek Hasan'dı bir tanesinde benim çok ilgimi çeken, Melek Hasan ne diyor olabilir, çeviririm bakarım. Yani öyle bir oyunculuk içerisinde okudum. Bittiğinde o kadar heyecanlanmıştım ki hemen bir teşekkür ve tebrik yazmak istedim Nazlı'ya. Bilgisayarımı açtım, teşekkür diye başladım, mesaj baktım, kendi içinde bir hikaye oradan romana doğru gidiyor, sayfalar geçti, ben zihnimin kanatları açıldı, Nazlı'yı içine aldım, ben katıldım, Melek Hasan içine girdi,
Başladık bir yolculuğa. Hemen durdum orada. Telefonu açtım Nazlı'ya ve kendisine sordum. Böyle böyle oluyor. Senin dedim buna iznin var mı? Yani seni ve kahramanlarını ele alacağım. O kadar mutlu oldu ki, çok zaten alçak gönüllü, çok geniş, güzel yürekli. Evet, öyledir Nazlı Eray. Dünya tatlısı. Hiçbir kapris ve şey yapmadan ne güzel bir şey dedi, bir yazarın bir başka yazarı anlatıyor olması. Benim bildiğim böyle bir şey yok dedi. Ne büyük mutluluk benim için. Devam et, yolun açık olsun dedi. Ve o kitap öyle yazıldı. O da çok heyecanlanmıştı. Dolayısıyla bu tekrar basımı ona da büyük keyif yarattı ve ön sözünü de kendisi yazdı. Çok buradan bir kez daha Nazlı'cığım sana hem kahramanını hem kendi hayatını paylaştığın hem de ön söz için çok teşekkür ediyorum. Peki yazarlık hayatınızda sizi en mutlu eden anılarınız nelerdir? Çok var. Bir kere araştırma sürecinde böyle saplantı halinde ulaşmak istediğim bilgileri kolay bulamıyorum her zaman. Çok kapılar açılıyor, kapanıyor, karşılık verilmiyor, bulunamıyor, ulaşılamıyor. Büyük hayaller kurarak, heyecanlarla gidiliyor ama fos çıkıyor, istediğim, aradığımı bulamadığım oluyor. İşte mesela o sürecin içerisinde bir çabanın karşısında açılan kapının arkasında da bir derya bilgi bulduğum zaman apayrı bir heyecan o. Yani çok gözyaşı, mutluluk gözyaşı döktüğüm olmuştur o anlamda. Yazarken ayrı bir heyecan duyuyorum. Bitirdiğimde ayrı bir heyecan ve mutluluk duyuyorum. Okurdan gelen reaksiyonlar apayrı bir şey ve daha kitabımı yeni çıkarmış olduğum bir dönemde dahi gelen pozitif eleştiriler, beğeniler beni derhal yeni kitaba başlama motivasyonuna itiyor. O kadar büyük mutluluk veriyor. Ana karakterlerimin gerçeklerse kendi hayatlarından, kurguysa da o zaman dilimlerinden, yaşadıkları zaman dilimlerinden objeler derliyorum, toparlıyorum ve onlar çalışma masamda yerlerini alıyorlar. Sonra her bölümün konusunu anlatmak istediğim duygu haline göre beni motive edecek müzikler seçiyorum. O kendi başına bir uğraş benim için. Dolayısıyla bir bölüm başladığında çalan müzik o bölüm bitene kadar tekrar 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 çalar. Peki Nermin Bezmen dünya tarihinde bir dönem olsaydı bu hangi dönem olurdu? Ben zaten hepsinde geziniyorum. Bir edebiyatçı olarak. Hiç öyle bir sıkıntım yok. Sanırım benim zaten olmam, yani reel anlamda olmam gereken zaman buymuş ki, en tamam zaman buymuş ki ben bu zaman buradayım. Ve kendime ait hiçbir yaşam dönemiyle ilgili de hiçbir problemim yoktur. Yaşadığım hiçbir zaman dilimini tekrar yaşamak istemediğim gibi ama sevmediğimden, beğenmediğimden ya da mutsuz olduğumdan değil, o kadar doyarak, o kadar hakkını vererek yaşıyorum ki geride bıraktığımda tas tamam bırakıyorum o zaman dilimini. Alacağım, vereceğim kalmıyor. Onun için tekrar yaşamak gibi telaşım yok. İçinde olduğum zamanın da hakkını vermeye konsantre oluyorum. Onu da güzelce geride bırakmak üzere. Ve kendi zamanımdan çok mutluyum. Olmam gereken zamandayım. Benim burada bir işim var ki buradayım. Onun dışında da zaten 1600 diyorsunuz, ben gidiyorum. 1877'ye de gidiyorum. Sonra dünya tarihinde Nermin Bezmen var diyoruz. İstediğim yerde geziyorum, istediğim insanlarla beraber oluyorum. Sonra da geri dönüyorum. Sevgili Nermin Bezmen, evinizin kapılarınızı bize açtınız. O edebiyat dünyasında güzel bir yolculuk yaptık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Çok da güzel hazırlanmış sorulardı. Çok keyifle cevapladım. Hem size hem evi olan bütün arkadaşlarınıza ve tabii benim bugün Nermin Bezmen, yazar Nermin Bezmen olmamı ve kalmamı sağlayan edebiyatta bütün okurlarıma canı yürekten teşekkürlerimle
sevgiyle. Hoşça kalın. Tiyatro insanın ruhuna ve zihnine iyi gelir diyerek bu hafta Fareler ve İnsanlar oyununun provalarına gittik. Yönetmen ve oyuncu Erdem Topuz, oyuncu Işık Tolga'yla gerçekleştirdiğimiz çok özel sohbet şimdi sizlerle. Sadece bir fare George. Fare mi? Canlı bir fare mi? Yo yo yo, ölü bir fare. Ama ben öldürmedim George. Yok yok, yanarım derdim. Ver şu fareyi bana! Ver dedim! Zamanında şu meşhur Clara halan sana bir fare vermişti. Oyuncak fare ama nedense hiç oynamamıştın onunla. Çünkü o kadar yumuşak değildi George. Ne? Kafayı sıyırmışsın sen! Onu anlatmadı işte. Peki bizde böyle olmaz George. Anlatıyorum ama bizde öyle olmaz. Bizde öyle olmaz. Biz onlar gibi değiliz. Bizim yanımızda konuşabileceğimiz birisi var. Var. Bizi önemseyen, bize değer veren birisi var yanımızda. Var. George, ben fasulyeyi ketçap olsun. Ketçapımız yok yanımızda. Lanet olsun be. Zaten sen yanımızda neyimiz yoksa bunu istersin değil mi? Bir bilardo salonuna girer, sabaha kadar bilardo oynardım ya da poker masasından kalkmazdım. Peki şimdi ne var benim elimde? Sen varsın tabii, sen! Girdiğin hiçbir işte doğru dürüst tutmamazsın ve bulduğun bütün işleri de kaybettirirsin bana! Ama ben kötü bir şey söylemek istemedim çünkü Evet, bugün Dionysios Tiyatro'nun sahneye koyduğu Fareler ve İnsanlar oyununu ele alıyoruz. Biraz önce de bahsetmiştim ve oyunun iki oyuncusu yanımızda Erdem Topuz ve Işık Tolgay. Erdem Topuz aynı zamanda oyunun yönetmeni. Fareler ve İnsanlar oyununun ilk günden bugüne kadar olan süreci bize anlatır mısınız sevgili Erdem Topuz? Tabii. Aslında uzun bir macerası var oyunun. Çünkü biz sevgili dostum Işık Tolga'yla 15-16 yaşından beri birlikte tiyatro yapıyoruz. Ve o yıllardan başlayarak arkadaşlarımız ve tiyatro seyircisi Fareler ve İnsanların iki kült baş kahramanını bize çok yakıştırıyorlardı. Hep kafamızın içinde olan bir projeydi. 2019 yılında gerçekten bunu sahneleme ile ilgili ciddi adımlar attık. Önce oyunu İngilizceden Türkçe'ye çevirdik. Akabinde de 3 aylık bir prova sürecinin sonunda 2019 Kasım'ında Fareler ve İnsanlar oyunu romandan en orijinal haliyle sahneye aktarılarak Türkiye'de romandan aktarım yapıldığı için de bir ilk. Çünkü oyunun bir de oyun versiyonu var. Bizimki tamamen romanla doğrudan bağlantılı şekilde ilerliyor. 2019'dan bugüne kadar da pandemiyi saymazsak 3 sezondur İstanbul ve turnelerde seyircimize buluşmaya keyifle devam ediyoruz. Peki şimdi Işık Tolga'ya geleceğim. Fareler ve İnsanlar oyunundaki karakterinizden bahsedebilir misiniz? Karakterim Lenny Small. Lenny Small bu iki mevsimlik tarım işçisinin fizik olarak daha gelişmiş fakat bir takım bir mental rahatsızlıkları olan bir birisi. Bunun çalışmasını yaparken aslında çok ciddi bir alt metin yaratmamız gerekiyordu. Çünkü karakter niye ben bugün klişelere, böyle kik yapıyorum? Orasını kesersin zaten. Karakter klişelere son derece müsait bir karakter. Herhangi bir hata yapmak istemedik. Dolayısıyla bu karakter neden böyle olmuş, nereden gelmiş, o dönemde neler yaşanmış, sonuçta bir Amerika'nın önemli bir döneminden bahsediyoruz. Büyük buhran. Büyük buhrandan bahsediyoruz. Bu büyük buhranda neler yaşanmış, insanların hayalleri neymiş, ne ummuşlar, ne bulmuşlar. Ki zaten baktığımız zaman anlattığımız çiftlikteki herkes aslında bütün dünya insanlarını temsil ediyor. Bir de tabii bu tiyatronun bir de bir basın ekibi var. Bu basın ekibiyle kim uğraşıyor? Aslında ben biliyorum ama ipucu vermeyeyim. Ben oyunun yönetmeni Erdem'den alayım. Evet.
Tekrar teşekkür ediyorum. Bizim eserimiz uzun soluklu ve çok büyük bir klasik ve bu eserin gerçekten basınla ve seyircilerle en doğru anlamda buluşması için hakikaten nitelikli yol arkadaşlarına ihtiyacımız vardı ve Derya Özgören bizim oyunumuzun basın danışmanlığında bizle birlikte yol almakta. Kendisiyle zamana yayılan bir dostluk ve arkadaşlıkla eserin gerçekten layık olduğu şekilde İstanbul'da ve turnelerde seyirciyle buluşmasında çok büyük katkısı var. Kendisine bu konuda çok müteşekkiriz. Çok teşekkür ediyoruz. Sana ne söylemiştim? Gözlerini karşı kıyıdan hiç ayırma. Birazdan bütün anlattıklarımı karşı kıyıda göreceksin, tamam mı? George! Sadece sen ve ben olacağız, değil mi George? Sen ve ben. Orada her şey güzel olacak. Herkes sana iyi davranacak. Başın artık hiçbir belaya girmeyecek. Kavga falan da olmayacak. Orada hiç kimse kimseden bir şey çalmayacak. Orada hiç kimse senin canını yakamayacak. İş Bankası projesi olan Cumhuriyet'in 100. yılına atfedilen Yaşasın Cumhuriyet sergisini sizler için gezdik. Hep birlikte bu özel sergiyi izliyoruz. Sevgili Televir izleyicileri, bu hafta Türkiye Cumhuriyeti İş Bankası Sanat Müzesi'nde Cumhuriyet'in 100. yılına özel Yaşasın Cumhuriyet sergisiyle sizi baş başa bırakıyoruz. Bu özel sergiyi sizler için hep birlikte geziyoruz. İş Sanat'ın koordinasyonunda hazırlanan serginin küratörlüğünü 19. ve 20. yüzyıl Türkiye iktisadi ve sosyal tarihi, kurum ve girişimcilik tarihi konularında yaptığı çalışmalarla bilinen doktor öğretim üyesi Murat Koraltürk üstleniyor. Yaşasın Cumhuriyet, Atatürk döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları sergisi Türkiye İş Bankası Müzesi'nde sene sonuna kadar pazartesi günleri hariç her gün ücretsiz ziyaret edilebilecek.
Sinema sektörünün yavaş yavaş kendine geldiği şu dönemde sizler için dünya sinema tarihinden 3 film önerisiyle baş başa bırakıyoruz. The late coup. Now we got a flag. It's an Indian surveillance drone. Solar cells power an entire farm. Yıldızlar Arası. You do Murph? She didn't do nothing. Murphy's Law. Yönetmen koltuğunda yine Christopher Nolan'ın oturduğu Yıldızlar Arası filmi, bilim kurgu filmlerinin vazgeçilmezi arasına yer almaktadır. We must reach far beyond. Bir grup astronotun solucan deliğinden geçerek insanların yaşayabileceği bir yer arama çabası konu edinen bu filmde zaman, uzam düzlemi ters yüz edilmektedir. Of interstellar travel. Film oldukça sağlam bir teorik altyapıya sahiptir. Son derece dokunaklı bu filmi izlemenizi tavsiye ediyoruz. Programımızın bu haftada sonuna geldik. Unutmayın, kültür ve sanat toplumları iyileştirir ve birleştirir.